bilim dünyasının yıllardır üzerinde çalıştığı ve tartıştığı konulardan biridir. Acaba fizik ötesi bir alem var mı? Bizim algı frekansımızla algılayamadığımız, algımızın üzerinde bir başka alem var mı? İşte bu noktada devreye metafizik giriyor. Bunu ise DMT molekülü üzerinden açıklayabiliriz. DMT molekülü sayesinde bir insan ölüm ve doğum duygularını deneyimleyebilir. Ölüm korkusunu yenebilir ve hiç bilmediği, görmediği alemlere yolculuk edebilir. Yani bir anlamda kişi gerçeklik boyutuna bir adım daha yaklaşır. Ancak birçok konuda olduğu gibi bu konuda da görünmez eller beynimizin tam merkezine, yani epifiz bezine odaklanmış durumdalar. Şimdi sizlere minik bir organ olan epifiz bezinden ve bu organın salgıladığı hormonlardan bahsedeceğim. Bu hormonlar DMT, yani diğer bir ifadeyle ruh molekülü ve bu hormonun insan üzerindeki etkilerini anlatacağım. Konu uzun ve detaylı. Ancak elimden geldiğince kısa kesmeye çalıştım. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Eğer hala bir kahve almadıysanız lütfen kendinize bir çay ya da kahve alın. Arkanıza yaslanın ve anlatacaklarıma kulak verin. Bir mercimek tanesi büyüklüğünde olan bu mini organ, hipofiz bezimizin arkasında küçük bir oyun içinde bulunmaktadır. Bu küçük organ, gece ve gündüz döngümüzü kontrol eden bir çeşit biyolojik saatimizdir. Yani vücudumuzun günlük ritmini düzenleyen melatonin isimli hormonu salgılar. Bu hormon ise ışığa duyarlıdır. Bu sebeple sadece karanlıkta aktif olmaktadır. Dolayısıyla gece 11 ile sabah 5 arası uyku sırasında epifiz bezi çalışır ve melatonin hormonu salgılar. Bu sayede bu hormonlar bizi bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere birçok hastalığa karşı, özellikle kansere karşı korumaktadır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında az gelişmiş ve karanlıkta kalan ülkelere göre 6 kat daha fazla kansere yakalandığı gözlemlenmiştir. Bu organ aynı zamanda serotonin hormonu salgılar. Serotonin ise mutluluk hormonudur. Ve bu hormonun vücudumuzda az olması durumunda depresyon, anksiyete bozukluğu, panik atak ve aşırı asabiyet gibi durumlara sebep olur. Bir diğer hormon ise dimetiltriptamindir. Kısaca DMT molekülü olarak geçer. Bilim adamları ise bu hormona ruh molekülü demiştir. Mistik deneyimlerin açığa çıkmasına neden olan şey, beyindeki epifiz bezinin ürettiği DMT hormonudur. Çok fazla DMT hormonu, psikedelik, yani hayal gördüren bir etki yaratırken, yetersiz DMT ise dünyayı donuk, sönük ve gri görmemize yol açar. Bu nedenle DMT'ye ruh molekülü de deniliyor. Diğer bir deyimle de gerçeklik molekülü. Epifiz bezinin fonksiyonunu arttırmak ve enerjisini geliştirmek aslında çok önemlidir. Çünkü bu organ, bedenin fiziksel tüm sistemini etkilediği gibi psişik anlamda farkındalığınızı, bilinçlilik halinizi, algınızı ve yaşam deneyimlerinizi genişletmek veya sınırlamak gibi büyük bir potansiyele sahiptir. DMT molekülü beynin epifiz bezinden salgılanan bir bileşendir ve doğadaki tüm canlı organizmada bulunur. Psikoaktif bir maddedir. Epifiz bezi insanlarda beynin sağ ve sol lobun birleştiği noktada, yani tam olarak ortada yer alır. Şekli ise göze çok benzediği için bu organa üçüncü gözde denilmektedir. Birçok kültürde ise kalp gözü ve akıl gözü olarak anılması tamamen epifiz bezinin işlevinden dolayı söylenmiştir. Antik dönemlerde inisiye topluluklar epifiz bezini aktif olarak kullandıkları için bu konuda uzmanlaşmışlardı. Bu yüzden farklı boyutlarla iletişime geçtikleri iddia edilmektedir. Antik kalıntılar incelendiğinde eski insanların evreni daha iyi anladıkları ve algılayabildikleri bıraktıkları eserlerden anlaşılabiliyor. Ancak günümüzde ise insanlığın bir psişik düşüş döneminde olduğunu görebiliyoruz. İnsanlık tüm enerjisini maddesel bilime harcadığı ve mistisizmi bilim dışı kabul ettiği için antik insanların özelliklerine sahip olamadığımız gibi onları anlamakta da güçlük çekiyoruz. Bu yüzden binlerce yıl önce yapılan Mısır piramitleri gibi
olağanüstü eserlere hayranlıkla bakarken bir yandan da onların nasıl ve hangi teknolojiyle yapıldığı konusunda hiçbir fikir sahibi olamıyoruz. Antik çağdaki insanlar epifiz bezini ruh ve beden arasında bir köprü gibi kullanmışlar. Bu organı aktif olarak kullandıklarından dolayı da bu konuda uzmanlaşmışlar. Ancak günümüzde durum çok farklı. İnsanları aptallaştırdığı, sorgulama ve düşünme kabiliyetini körelttiği bilinen sodyum florür, diş macunlarında, içme sularında, paketlenmiş gıdalar, hatta ilaçlar gibi birçok üründe flor kimyasalları bulunmaktadır. Epifiz bezi ise bir mıknatıs gibi floru kendine çekmektedir. Dolaylı olarak da salgılanan melatonin ve serotonin hormonunun seyrelmesine ve vücuttaki çalışma potansiyelinin düşmesine neden olur ve hızlı bir şekilde kireçlenir. Sonuç olarak orijinalinde yumuşak ve elastik bir yapıya sahip olan bu organ kemik gibi sert bir hale dönüşür. Bu durumda epifiz bezinin biyolojik fonksiyonu olan melatonin ve serotoninin işlevleri kısıtlanabilir ve sahip olacağı psişik ve manevi fonksiyonlar engellenir. Sonuç itibariyle bu organ gerçek görevini yapamaz hale getirilir. Geçmiş dönemlerde Nazi ve Rusya kamplarında esir alınmış insanların isyan etme, mantıklı düşünme ve harekete geçme dürtülerini önlemek adına sularına bol miktarda sodyum florür katıldığını biliyoruz. Böylece insanın otoriteye boyun eğmesi ve kendi gücünün farkına varmaması sağlanıyordu. Amaç da zaten buydu. Kişisel ya da grupsal olarak hareket etme ve davranış kontrolü yeteneklerinin gün yüzüne çıkartılmamasıydı. Epifiz bezinin bilinirliği çok eskilere dayanıyor. Sümer uygarlığından bu yana bilinmektedir. Ve bu organın sembolü olan çam kozası bu uygarlıklar tarafından çeşitli şekillerde resmedilmişti. Bu resimleri Budist inanışın lideri olan Buda heykellerinde, Mısır hiyerogliflerinde, Mısır uygarlığının ölüm tanrısı Osiris'in asasının tepesinde bulunan çam kozalar şeklinde görmekteyiz. Ayrıca Sümer tanrıları heykellerinde, Asur krallıklarında, Yunan tanrıları heykellerinde de dikkat çekici bir şekilde resmedilmiştir. Epifiz bezinin iç yapısı ile normal gözümüzün retinası arasında şekil itibariyle büyük benzerlik bulunmaktadır. Bu nedenle epifiz bezine her şeyi gören göz adını vererek bir Amerikan doları üstüne resmedilmiş ve bu konuya dikkat çekilmiştir. Aynı göz resmi Mason amblemlerinde, İlluminati ve Antik Mısır'ın duvar resimlerinde ve Mısır hiyerogliflerinde Horus'un gözü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün bile epifiz bezinin evrene ve daha yüksek boyutlara açılan bir kapı, aynı zamanda ruhun bulunduğu yer olduğuna inanılmaktadır. Günümüzde Vatikan'ın önünde, üzerinde çam kozalağı heykeli bulunan çeşmede epifiz bezine dikkat çekilmiştir. Papa'nın yanından hiç ayırmadığı asasının tepesinde, Mason localarında, hatta Hitler'in masasında görmekteyiz. Nazilerin simgesinde yer alan kartalın vücut kısmının çam kozalağı deseninde yapılması da ayrıca dikkat çekicidir. Güney Amerika yerlileri epifiz bezini aktive etmek ve bu organın nimetlerinden yararlanmak için bir şaman liderliğinde hala ayinler düzenlenmekte ve DMT yüklemesi yapmaktadırlar. Bu uygarlıklar dikkatle incelendiğinde hepsi de kendi zamanının çok ötesinde bir teknolojiyle yönetilmiş ve binlerce yıl sonrasında bile gelişmiş medeniyetleri kendilerine hayran bırakacak duruma gelmişlerdir. Kadim uygarlıklar tarafından çok iyi bilinen ve çok verimli bir şekilde kullanılan bu organımız, zamanla maddesel bilim ilerledikçe epifiz bezi gerçeği göz ardı edilmeye başlanmış ve bu konuya günümüz bilimi ilgisiz kalmıştır. Ancak 1958 yılında Amerikalı dermatolog Aaron Bunsen Lerner, epifiz bezinden melatonin hormonunu ayırınca epifiz bezi bilim dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Ve o yıldan sonra özellikle 1960'lı yıllarda bu organ üzerine detaylı çalışmalar başlatıldı. Çağımızdaki insanların büyük çoğunluğu ise epifiz bezini aktif bir şekilde kullanamadıklarından dolayı eski uygarlıkların sahip olduğu mistik güçlere sahip olamadıkları gibi başka boyutları da algılayamamaktadır. Evren bizim algılayamadığımız kadar büyük bir gizemle dolu.
elbette her şey bilimle çözülebilir ve bir cevap bulunabilir. Ancak kısacık insan hayatında evreni çözebilmek için daha kısa yollar olmalı. İşte bunun yollarından biri tam da beynimizin ortasında bulunan epifiz bezi ile alakalıdır. Hatta 17. yüzyılda modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilen ünlü düşünür ve matematikçi Descartes, epifiz bezi için bedenle ruh arasında bir geçiş kapısıdır, sözü manidardır. Hazreti İsa ise o dönemlerde söylediği, karanlıkta oturanlar gerçek ışığı görürler, sözü ise epifiz bezinin işlevine atıfta bulunduğu düşünülmektedir. Epifiz bezi hayvanlarda da bulunur. Ancak hayvanlarda insanların tam tersine melatonin hormonu az, DMT hormonu fazla salgılanır. Bu yüzden hayvanların psişik özellikleri insanlara oranla daha yüksektir. Örneğin halk arasında köpeklerin veya kedilerin bize anlamsız gelen davranışları bu yüzdendir. Çünkü bizim algımızın dışında bir şeyler algıladıkları için tepki vermeleri bu sebepten olduğu düşünülmektedir. DMT molekülünün salgılanması insanın elinde değildir. Bizim kontrolümüz dışında uyku sırasında ve rüya görme anında salgılanır. Ancak nedeni anlaşılamayan bir şekilde sadece doğum ve ölüm anında en yüksek yoğunlukta DMT hormonu salgılanmaktadır. Doğum esnasında DMT hormonunun çok fazla salgılanması bebek ve anne arasında bir mutluluk ve trans hali sağlıyor. Anne doğum sancısı gibi dayanılmaz ağrılı bir sürece severek katlanıyor. Bebek de uyku halinde olduğu için yeni bir hayata sıkıntısız bir şekilde başlıyor. Yapılan araştırmalara göre bebek dünyaya geldiğinde beyin ve omurilik sıvısında çok fazla DMT hormonu gözlemlenmiştir. Bebeklerde ve çocuklarda beynin %40 daha aktif olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple çocuklar öğrenmeye ve sosyal ilişkilere daha açıktırlar. Çocuklarda epifiz bezi 2 yaşına gelince gelişimini tamamlar. 12 yaşına geldiğinde ise oldukça küçülür. Epifiz bezinin küçük çocuklarda daha büyük ve daha aktif olması ve bu organdan salgılanan DMT ve diğer hormonların ergin kişilere nazaran daha fazla olması sonucu onların zihnini manevi ve ruhani boyutlara daha açık hale getirir. Salgılanan hormonların miktarına göre de beyin ve zihin sistemlerinin ruhani ve metafizik boyutlara açıklık oranı salgılanan hormonun miktarına bağlı olarak değişir. Eğer salgılanan hormon miktarı yüksekse metafizik boyutlara açıklık oranı da yüksek olur. Bu nedenle de çocuklar hayali varlıkları kolayca görebilirler. Bazen çocukların anlamsız bir şekilde tek noktaya odaklanmaları buna bağlanmaktadır. Ergen hale geldiklerinde ise epifiz bezleri küçülüp DMT salgıları azalacağından artık hayali varlıkları göremeyeceklerdir. Çocuklar buluğ çağına girdiklerinde şevhet duyguları artar. Bununla birlikte epifiz bezi aktiviteleri yavaşlayıp küçülür ve daha az hormon salgılar. Böylece diğer boyutlarla ilişkisi oldukça azalır. Küçük çocuklarda yaşanan bu durum sadece DMT salgılanma oranı ile ilgilidir. DMT molekülünün tüm canlılarda olduğunu belirtmiştik. Ancak bazı bitkilerde ise bol miktarda bulunmaktadır. Bitkiler doğadaki organizmalarla olan bağlantılarını DMT molekülüyle sağlamaktadırlar. Yani bir anlamda bitkilerin dili vazifesini görmektedir. DMT molekülünü doğadaki bazı bitkilerden elde eden Amazon yerlileri bu işi 3000 yıldan fazla süredir yapıyorlar. Bu yerliler yazılı bir kimya bilgileri olmaksızın ayahuasca denen bir bitkiyi bazı ağaç kökleriyle karıştırıp kaynatıyorlar. Ayahuasca bitkisinin bünyesinde bulunan DMT'yi açığa çıkararak çok güçlü halüsinojen bir sıvı haline getiriyorlar. Elde edilen bu sıvı fincandan büyük kaplara konarak içildikten yarım saat sonra etkinleşiyor. Etkisi de 3-4 saat sürüyor. Bu 3-4 saat içerisinde kişi ölü gibi hareketsiz kalıyor. Fakat bu sıvıyı içen kişinin bilinci göklere tırmanıyor ve daha önce görmedikleri bir aleme gidiyorlar. Sonunda ise temizlenmiş olarak vücuduna dönüyor. Tabii bu deneyimlerin sonunda deneyimleri yaşayanlar şiddetli kusma dahil çok rahatsızlık verici anlar yaşıyor.
dozajın iyi ayarlanmaması halinde ölümle biten sonuçlar da yaşanıyor. Amazon yerlileri artık bunu bir dini ritüel haline getirmişler ve binlerce yıldır uyguluyorlar. Son yıllarda bu deneyimler öyle yaygınlaşmış durumda ki bu deneyimleri yaşamak için binlerce turist Amazonlara akın ediyor. Bu uygulamalarla ilgili bir sürü filmler çekiliyor, belgeseller hazırlanıyor. Amazon yerlilerinin binlerce yıldır deneyimleyip geliştirdiği dini ve spiritüel çalışmalarının sonucu olan ayahuasca, mevcut enerji yapılarının en güçlüsüdür. Bu ilkel bir saçmalık ve batıl inanç olarak değerlendirilip görmezden gelinmemelidir. Zira denenmekte ve sonuçları görülmektedir. Şamanlıkta da ayahuasca ve benzer bitkiler kullanılarak şamanların binlerce yıldan beri farklı boyutlarla temasa geçtikleri bilinmektedir. Sonuç olarak DMT etkisi vücuttan ayrılmış bir bilincin mümkün olduğunu açıkça göstermektedir. Bu durum bilimsel deneylerle de kanıtlanmıştır. DMT molekülü insan bilinci üzerinde çok etkilidir. Bu hormon beyin içerisindeki epifiz beziyle salgılanmakla beraber doğada bulunan basit bir bileşiktir. Bunun dışarıdan ağız yoluyla kontrolsüz bir şekilde alınması insan bilinci üzerinde büyük tahribat yapacağı gibi ölümlere de sebep olabilir. Ezoterik olarak düşünüldüğünde ruh iç dünyadır, molekül ise dış dünyadır. DMT ise bizi bilimden mana alemine taşıyan bir uyarıcıdır. İnsanların çeşitli egzersizlerle veya doğal yapıları gereği epifiz bezinin DMT salgılamasını arttırmaları sonucu yaşadıkları deneyimler ile DMT'yi dışarıdan ağız yoluyla alarak yaşadıkları deneyimler arasında birçok benzerlikler bulunmaktadır. Bu deneyleri yaşayanlarla ölüme yakın deneyleri yaşayanların gördükleri ve söyledikleri şeyler de birbirine çok yakındır. Epifiz bezinin ürettiği fazla miktarda DMT veya dışarıdan ağız yoluyla alınan DMT'nin etkisiyle transa girenlerin anlattıklarına göre bu kişilerin bilinçleri vücutlarını terk edip başka boyutlara geçiyor. Hepsi de bu geçiş esnasında bir tünelden geçtiklerini söylüyor. Daha sonra çok değişik renklerdeki ışık alemine girdiklerini, sonra kendilerini beyaz bir ışığın içinde bulduklarını, orada farklı yapılarla, farklı bedenlerle karşılaştıklarını, büyük bir huzur içinde olduklarını, sonunda her şeyin bir olduğunu kavradıklarını ufak tefek nüanslarla anlatıyorlar. Yani ölmeden, ölümden sonrasını yaşadıklarını ifade ediyorlar. İşin enteresan tarafı ise bu deneyimi yaşayan insanlarda çoğunlukla eski hallerine göre farklılıklar görünüyor. Daha uysal ve daha sevecen oldukları öğrenme yeteneklerinin arttığını belirtiyorlar. Bu molekülün etkisinde kalan her birey istisnasız olarak şöyle bir inanışa sahip oluyor. Sosyal toplum insanoğlunu maddi aleme mahkum etti. Ama biz gidip gördük ki bir mana alemi var. DMT kullanmış ya da bu maddeye maruz kalmış kişiler bir tür birlik hissiyatı deneyimlediklerini savunuyorlar. DMT kullanan bireylerin yaşadıkları deneyimler birbirine çok benziyor. Tüm evrene bakış açılarının değiştiğini ve her şeyin bir olduğu hissiyatının güçlendiğini söylüyorlar. İşte burada psikedelik sersemleme başladı. Öldüğümü sandım. Beyaz bulutları gördüm. Uyanış. Bembeyaz pamuk gibi bulutlar. Tanrılar, melekler gördüm. Ölüyor olduğumu düşündüm. Ama Cindy ve Rick'e şöyle bir baktım da her ikisi de sakin sakin beni izliyorlardı. İyi haber, bedenim gayet iyi görünüyor diye düşündüm. Doğuyor muydum ya da henüz gerçekleşmemiş ölümü mü deneyimliyordum, anlayamadım. Çünkü biliyordum ki bu gibi durumlarda zaman unufak olur. Zaman doğrusalının hiçbir anlamı kalmaz. Zamanın çöktüğü ilahi makamdır burası. İnsaniyetime ait tüm tabakalar gittikçe soyulup dökülüyor. Nihayet sonunda neredeyse son tabakada. Bu tabakanın ne olduğunu tarif bile edemem. Ama sanki seni insan olarak tanımlayan bu son tabaka ve puf, o da gitti. Artık bir insan değilsin. Aslında artık tanımlayabileceğin hiçbir şey değilsin. Zaman kavramı yok. Kafam çok karışmıştı. Çok korktum. Hayatım boyunca bu kadar korkmamıştım.
bedenimden kovulmuştum. Yani özetle epifiz bezinin bu ufacık hacminin içinde tüm kutsal geometri ve tam olarak gerçeğin nasıl yaratıldığı ile ilgili anlayış gizlidir. Hepsi orada, her bir insanın içindedir. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlarınız ve düşünceleriniz benim için çok önemli. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.